Merhaba arkadaşlar. Bugün sezgisel davranış üzerine antrenmanlar yapacağız. Bu neden bizim için çok önemli? Hatta polis okullarında bu ders olarak okutulur. Bu sezgisel davranışları size daha iyi anlatabilmek için renk kodlarıyla ne yapacağız? Anlatacağız. Tabii bunun için de o kişiliği tanımamız gerekiyor ve o alanı renk renk tanımamız gerekiyor. Şimdi bakalım. Ben beyaz alandayım. Ben sarı alandayım. Ben kavun içi alandayım. Ben kırmızı alandayım. Ben siyah alandayım. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz alanı anlatıyorum. Beyaz alan şekerleme yapan, televizyon seyrederken, Walkman dinleyen veya bir noktaya odaklayan, kendini tamamen o noktada gören ve dış dünyadaki herhangi sinyalleri almayan bir lokasyon, alan. Beyaz. Geliyoruz sarı. Sarı tehlikeyi sezinliyor, bir şeyler biliyor ama hiçbir eğitim almamış. Yakın boğuşma, self-defense, karate, krav maga, hepsini biz bir tutuyoruz. Ama tehlikenin varlığından haberdar. Şöyle düşünün, bir deprem oluyor ama depremde ne yapacağını bilmediği için otomatikman balkondan atlıyor. Çünkü neden? Tehlikeyi biliyor depremin olacağını ama bir yerlere kaçacağını da biliyor esasında. Ama dumura uğruyor o anda. Çünkü neden? Planları yok. Şimdi buraya geliyoruz. Burada da işte bizim istediğimiz alan, bir şeyleri biliyor ve ne yapacağını da biliyor. Eğitim almış ve herhangi bir tehlikede ve saldırıda otomatikman ne yapıyor? Cevap verecek. En son İki tane kaldı. Burada direkt olarak bizim yapacağımız kırmızı, yani çok sinirli arkadaşımız. Her şeyi biliyor. Hatta buradaki bütün aşamalardan geçmiş ama nedense çok fevri. Hiçbir zaman böyle vakur bir durumu yok. Hemen alevleniyor ve kavga ediyor. Doğru mu? Doğru. Tamam. Peki buraya geliyoruz. Burada da arkadaşımız bütün aşamaları sırayla tamamlamış. En son aşama ama siyah. Siyah aşamada bir anda tecrübe ve pratik yapmadığı için, sokak tecrübesi olmadığı için ve olaylara çok tanık olmadığı için sadece teori öğrenmiş ve şoka giriyor ve panik durumu yaşıyor. Yani bizim esasında istemediğimiz bir beyaz alan, iki sarı alan, semi diyoruz biz buna, yani yarı, kırmızı alanı istemiyoruz. Siyah alanı istemiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir uygulamayla yapalım. Bakıyoruz şimdi. İlk beyaz alanla başlıyoruz. Ne yapıyor? Telefonla uğraşıyor. Ve gitti. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Sarı alana geldik. Sarı alan ne yapıyordu? Söyle. Sarı alan. Tehlikenin farkındayım fakat herhangi bir eğitim almamış. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evet. Eğitim almamış. Ne yapacağını bilmiyor. Şimdi evet. Arkadaş gitti. Niye? Korktu. Ama tehlikeyi biliyor. En fazla kaçabilir. Ama saldırgan onu kovalayabilir. Buraya geldik. Arkadaşımız tehlikeyi sezinleyecek ve bir şeyleri bildiği için otomatikman ne yapacak? Cevabını verecek. Hey! Bana bak, para versene. Hey! Tamam, okey. Ne yaptı? Turuncu alan, istediğimiz alan. Kırmızı. Ne yapıyoruz? Sinirlendiriyoruz. Şşş. Hey, senin saçın da yok. Kulağın çok kepçesin ya. Hey. Ne yaptı? Otomatikman zarar verdi. Veya bu kişi bıçaksız, masum biri. Şşş. Saati kaç? Ne var? Ne oldu? Hey. Ne yaptı? Masum birine de zarar verdi. Yani her halükarda kırmızı alan istemediğimiz bir alan, bir anda hiddetleniyor ve ne yapıyor? Otomatikman masum insanlara da zarar verebiliyor. Siyah alana gelelim. Arkadaşımız uzun süre krav maga yapmış diyelim. Tam bunlar vücutlara örnekleme, değil mi? Doğru mudur? Yaptı. Hatta karate yapmış, boks yapmış ama bir anda ne yapacak? Hey! Tutuldu. Yani heyecan yaptı, kas katı kesildi.
arkadaşımızın bu heyecandan kurtulması için ne gerekli? Bol pratik yapması gerekli. Ve bu pratiklerle ne yapacak? Kendini kurtaracak. Evet, umarım yardımcı olmuştur bu sezgisel davranışlar. Umarım tam anlamışsınızdır. Evet, teşekkürler. 2 dakika.